Adalet kaçtı, Yasemin yakaladı. Birçok gazetede çekti ve o gün işte Show'dan, ATV'den, Fox'tan birçok şeyle de, ulusal kanalla da röportaj gerçekleştirdik. Basın odasında hep bana şey diye takılıyorlardı. Ben adliyeye gittiğimde insanlar dilekçe yazmayı bile bilmediğini gördüğümden, derdini bile anlatamayan, ifade edemeyen insanlar var. Hepiniz şahitsinizdir, yaşıyorsunuzdur. Kalkıp dilekçe yazarken buluyordum kendimi. Senden çok iyi mağdur koçu olur diyorlardı. Şaka gerçeğe dönüştü. Birçok insan hani artık sen bu şeyde görünür oldun, hani trafik güvenliği alanında bir şey yapmalısın, bir şey yapmalısın derken, ben acımı sosyal faydaya dönüştürmeye, başka Gökhanlar ölmesin diye derneği kurmaya karar verdim. 6 Mayıs 2015 tarihinde tam trafik haftasında Hıdrellez günü biz derneği kurduk. Hiç unutmuyorum, Hıdrellez dileklerim şu projeler hayata geçsin diye yazdım. Herkes aşk, iş, evlilik bir şeyler yazmış, para falan. Ben şu proje olsun, yasa değilsin. Gerçekten onları yazdım ve birçoğu da oldu. Şimdi devam etmesi gerekiyordu çünkü mağdurların sesi oluyordu ve ben binlerce trafik kazasında sevdiğini kaybetmiş kişiden sadece biriydi. Hatta milyonlarca kişiden biriydim. Bize ulaşan mağdurların hikayelerini önce dinledik. Çünkü bu kamunun sonra o duygunun, o acının, bir de ani bir ölümün, insan eliyle gerçekleşen ölümlerde o travmanın hani yası, o süreci çok başka. Hani biri ne silahla çekip öldürdünüz veya arabayla vurup öldürdünüz. Bu acının şekli hiçbir şekilde değişmiyor. Bu acı da hani her şeyi yaptım, mücadele verdim, işte davaya gittim, sesimi duyurdum, onu yaptım demenin bir psikolojik rahatlığı var. İki gösterildiğini bilmek, aslında toplumun vicdanında ceza alması bile bizim için çok artı değer. Yani bizlerin psikolojisine kattığınız şeyler, haber çıktığında mutluluğundan ağlayan insanları ben size arka tarafta keşke bir şey olsa da gösterebilsem. Biz görgü tanığı bile bulup hani olayı aydınlatacak bir şekilde ciddi katkı sunacak, kaderi değiştirecek, olayın seyrini, adil yargılanmaya ciddi katkı sunacak